Merhabalar. Denizden Babam Çıksa.com tarafından hazırlanan Denize Hayat Katmak, Mercan Yetiştiriciliği başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden Babam Çıksa.com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir ve dinlemekte olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize Denizden Babam Çıksa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden Babam Çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Mercan yetiştiriciliği, denize hayat katmak. Bazı türlerin geleceği tehlikede. Ekonomik değerleri nedeniyle kontrolsüz şekilde avlama ya da deniz suyunun asiditesinin artması bu türlerin dünya üzerinden silinmesinin temel nedenlerinden yalnızca ikisi. Resifleri onarmanın yeni bir yolu, mercan yetiştiriciliği. Okyanuslardaki canlıların dörtte biri mercan resiflerinde yaşıyor fakat resifler için durum her gün daha kötüye gidiyor. Ağarma, asiditenin yükselmesi ve hastalıklar mercan resiflerinin geleceğini tehlike altına sokuyor. Fakat bir çözüm olabilir, resif restorasyonu için mercan yetiştiriciliği ile tanışmanın tam zamanı. Bu konuya girmeden önce, dünya üzerindeki en önemli mercan resiflerinden kısaca bahsedelim. Milyonlarca balık kabuklu, kafadan bacaklı, deniz yıldızı, memeli hatta bakteri sualtı yaşamının can damarı olan fakat iklim değişikliği, petrol arama çalışmaları, kontrolsüz dalış, balıkçılık ve avcılık gibi nedenlerle geri dönülemez derecede zarar gören resiflerde yaşıyor. Şimdilik, peki bu resifler dünyanın neresinde? Büyük Set Resifi, Avustralya'nın güneydoğusundaki Mercan Denizi içinde yer alan Büyük Set Resifi yaklaşık 350 bin kilometre kare alana yayılmış halde ve dünyanın en büyük resifi unvanını taşıyor. İçinde binlerce türün milyonlarca bireyi şimdilik güvende fakat her resifi tehdit eden dış etmenlerde. Büyük Set Resifi de muzdarip. Kızıldeniz Mercan Resifi. Kızıldeniz içinde yer alan ve birden fazla ülkenin kıyı suları içinde kalan bu resif, Ortadoğu'nun ekolojik zenginliği, hayat kaynağı ve turizminin başlıca dayanağı olan Kızıldeniz'de. Afrika ve Asya kıtalarının tam ortasında ve dünya üzerindeki resifler içinde en kuzeyde olanı, 2000 kilometreye yakın uzunluğuyla en az dokunulmuş olan resiflerden birisi. Yeni Kaledonya Set Resifi, açık parlak mavi renkli sularıyla bu resif de Avustralya'nın daha da doğusunda Güney Pasifik'te yer alıyor. Neredeyse 1500 kilometre uzunluğunda ve uzmanlar yüzlerce balık ile omurgasız türünü burada kayıt altına aldı. Orta Amerika Set Resifi, Atlas Okyanusu'nda yer alan bu resif tıpkı Kızıldeniz'deki uzak komşusu gibi birden fazla ülkenin karasuları içinde yer alıyor. Bu ülkeler Meksika, Guatemala, Honduras ve Belize. Yaklaşık 1000 kilometre uzunluğunda ve içinde yaşayan türlerin daha neredeyse %10 kadarı ancak keşfedildi. Dalış ve keşif yapmak isteyen turistlerle araştırmacıların bir numaralı güzergahı. Saya del Malha. Mauritius açıklarında yer alan bu resif aynı zamanda dünyanın en büyük atolü olmakla da haklı şekilde gurur duyuyor. Yaklaşık 40 bin kilometre karelik genişliği ile denizaltı canlıları için adeta bir vaha olan Saya del Malha, büyük mavi balina gibi türlerin tropik sulardaki üreme yerlerinden birisi. Okyanuslar hatırı sayılır miktardaki canlının evi ve bu canlıların yaklaşık dörtte biri ise mercan resiflerinde yaşıyor. Burada yaklaşık 2 milyon türden bahsediyoruz. Fakat mercan resifleri ile resif ekosistemleri de iklim değişikliğinden ve globalleşmeden etkileniyor. Şimdiden daha Karayiplere özgü birkaç tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kıyıdaki topluluklar için besin olarak değerlendirilebilecek olan balık kolonileri kuruyor ve resiflerin oluşturduğu doğal engellerin gücü azalıyor.
Bitmedi, mercanların insanlardaki hastalıklara karşı sağlayabileceği çözümlerde resiflerin yok olmasıyla birlikte tarihe karışıyor. Ekonomileri ve ekonomik güvenceleri resiflere bağlı olan toplulukları şöyle bir kenara bıraksak dahi, sualtı ekosistemini korumak için ve denizel ekosistemi geliştirmek için resifleri öncelikli olarak onarmalı ve geliştirmeliyiz. Uzun bir tartışma ve çekişmenin ardından araştırmacılar ve sivil bilim insanları sualtı bahçelerini onarmanın ve eski haline getirmenin zorunluluğunu kabul ettiler. Bugün dünya çapında bu işle ilgilenen organizasyonlar resif restorasyonu için su ürünleri yetiştiriciliğinden ve mercan çiftliklerinden faydalanıyorlar. Dünya denizlerinde görülen resif bozulmalarının en yaygın olanı ağarma. Ağarma, suyun içindeki sıcaklık değişimlerine bağlı olarak mercanların üzerinde yer alan ve mercanla simbiyotik bir yaşam ilişkisi yürüten Zooxanthella ismini taşıyan bir algin yok olması neticesinde meydana gelir. Hayvan olarak tanımlanan mercanlar üzerlerinde tuttukları bu algilerin fotosentez yoluyla elde ettikleri oksijenden, glikozdan ve amino asitlerden faydalanırlar. Yani aslında renkli bir mercan gördüğünüzde üzerinde Zooxanthella olan bir mercan görüyorsunuz demektir. Ancak mercan ağarmaya başladığında üzerinde yer alan algileri dışarı atar ve kalsiyum karbonattan ibaret bir iskelet geride kalır. Algiler olmadan mercanlar üzerinde hiçbir besin maddesi taşımazlar. Resif için mercan yetiştiriciliği. 1970'li yıllardan itibaren bilim insanları mercan türlerini onarabilmek için karadaki ormancılık yöntemlerine benzer yöntemleri kullanıyorlar. Yıkılmış mercan resiflerini tekrar ayağa kaldırabilmek için mercan yetiştiriciliğinin yapılması ve bu tarlalardan elde edilen mercan poliplerinin yıkılmış ve onarılmak istenen resiflerin üzerine tutunmasının sağlanması amaçlanıyor. Mercan yetiştiricileri hasar görmüş resifleri onarmak için hızlı büyüyen ve dallanan Acropora cervicornis ve Acropora palmata gibi türlere yöneliyor. Bu türlerin tercih edilmesindeki tek neden mercanların hızlı bir şekilde kalsiyum karbonat iskeletlerini oluşturabilmeleri değil, bazı bölgelerdeki popülasyonlarının %95 kadarını geçtiğimiz 20 sene içinde kaybetmiş olmaları. Mercan çiftlikleri sayesinde hasar görmüş mercan resifleri kendilerini kendi başlarına olduklarından daha hızlı bir şekilde yenileyebilecek. Resif restorasyonu eylemi. Miami Üniversitesi Rosenstiel Okulu tarafından yürütülen bir proje olan Rescue of Reef, Amerika kıyılarındaki tek bariyer resife o. Lan Florida Keys üzerinde çalışmakta. Florida Keys halihazırda 100'den fazla balık türüne ev sahipliği yapan ve ekolojik olarak da Florida kıyılarındaki önemli noktalardan biri. Üniversite ilk mercan kreşini 2007 yılında Elliott Key yakınlarında açtı ve ikincisini ise 2009 yılında Biscayne Doğal Yaş Am Parkı'nda hayata geçirdi. Mercan bahçeleri içinde iki tip büyütme yapısı inşa edildi. Bunlar cüruf bloklu platform ve PVC boru mercan ağaççıkları. Mercan çiftliği kurmak içinse yapılması gerekenler aslında oldukça basit. Sağlıklı resiflerden toplanan yaklaşık 30 cm uzunluğundaki parçacıklar doğrudan ekim alanına aşılanır. Bu işlemin resif üzerine etkisi yok denecek gibidir. Çünkü ortamdan alınan bu parçalar kendilerini çok kısa bir süre içinde telafi eder. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen mercanlar yılda 3 metre gibi etkileyici bir miktarda büyüyebilir ve büyüme aşamasında bu mercanlardan istenilen miktarda kesilerek yeni yerlere ekim yapılarak yeni kolonilerin kurulması sağlanabilir. Kolonilerdeki mercanlar büyürlerken araştırmacılar da büyüme oranları, dallanma kalıpları ve genetik farklılıkları hakkındaki verileri toplayarak bir havuz oluşturur. Bu yöntem ayrıca mercanların çevresel olaylara verdikleri tepkiyi gözlemlemek için de araştırmacılara benzersiz bir fırsat sağlar. Koloni ekiminden sonra araştırmacılar ayrıca mercanla beslenen salyangoz benzeri canlıların resif çevresindeki popülasyonunu da denetleyerek mercanların bu canlılara yem olmasını engellemek üzerine çalışmaları da titizlikle yürütüyor. Mercan resiflerinin restore edilmesi denizel ekosistemlerin geleceğini iyileştirmek ve garanti altına almak için son derece önemli ve gerekli. Doğal yaşamdaki türlerin evi, sığınağı, beslenme ve üreme bölgeleri olan bu resifler aynı zamanda doğal güzellikleriyle aslında birer cazibe merkezi.
Türkiye kıyı sularında da zaman zaman resiflendirme çalışmaları teçhizat batırılarak yapılmakta fakat mercan yetiştiriciliği yoluyla bir ekim çok sıklıkla yapılan bir yöntem değil. Su ürünleri yetiştiriciliğindeki mercan yetiştiriciliği alt dalı belki de özellikle su sıcaklığının soğuğa yakın olduğu. Kuzey Ege ve Karadeniz bölgelerinde Türkiye'deki su ürünleri profesyonellerine yeni bir gelir kapısı açabilir. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle esenlikler dileriz.